Binali Yıldırım başbakan sıfatıyla ilk kez Rusya'ya gitti. Hem görüşmelerde hem de basın toplantısında verilen ortak mesaj, geçmişi unutalım, yakın işbirliğini ilerletelim oldu. İlişkileri Kasım 2015'in öncesine değil daha da ilerisine götürmek gibi bir hedefimiz var. Olumlu birikimi yitirmedik. Son dönemde aramızdaki sorunlara rağmen karşılıklı projeler üzerinde çalışmaya devam ediyoruz ve sorunların yol açtığı zorlukların üstesinden kademe kademe geliyoruz. Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler Suriye sınırında bir Rus jetinin düşürülmesinden sonra kopma noktasına gelmişti. Ağustos ayında normalleşme sürecine girildi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Moskova ziyareti de bu süreci hızlandırmayı amaçlıyor. Yıldırım önce Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde konferans verdi. PKK terör örgütü, DAEŞ terör örgütü, efendim El-Kaide terör örgütü, bütün Boko Haram gibi terör örgütlerinin ortaya çıkmasının sebebi bölgesel sorunlardaki çözümde yaşanan gecikmedir. Başbakan daha sonra Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin başkanı Valentina Matyavienko ile görüştü. Ardından Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev ile bir araya geldi. Masada birçok önemli konu vardı. Öncelikle hedef ticaret hacmini eski seviyesine ulaştırmak. Ayrıca ortak yatırım fonu oluşturulacak. Türk akımı doğalgaz boru hattıyla Akkuyu Nükleer Enerji Santrali de gündemdeydi. Özellikle enerji alanında Türkiye ve Rusya tam bir stratejik işbirliği içerisindedir.